Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz SQL Server Management Studio'da kullanıcı tanımlama. Kullanıcı tanımlamak için SQL Server Management Studio'muzu çalıştıralım. SQL Server Management Studio'muzu çalıştırdığımızda server adımız ve bir kullanıcı kısmımız var. Ve parolamızı girerek girişimizi yapacağız. Burada SA kullanıcısı süper administratör demek. Yani süper yönetici anlamında bu kullanıcı adıyla girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde SQL Server içinde tanımlı olan SA kullanıcısıyla arkadaşlar biz bağlantımızı gerçekleştirmiş oluyoruz sunucumuza. SQL Server Management Studio'muzu bu şekilde çalıştırıyoruz. Şimdi burada başka kullanıcılar da var. Biz Windows açarken kullandığımız bir kullanıcı var. İşte Mustafa kullanıcısı. Bu benim kendi kullanıcı hesabım Windows içindeki. SQL Server sunucumuzu bu kullanıcı hesabıyla da açabiliriz. Bunun için eski olan bağlantıyı kapatıyorum. Yeniden bağlantıya tıklıyorum. Burada bağlantıyı gerçekleştirirken arkadaşlar Windows Authentication mod seçecek olursak hangi kullanıcı hesabı ile bilgisayarımızı açtıysak bu kullanıcı hesabının isminin buraya geldiğini görebilirsiniz. Connect dediğimizde Mustafa kullanıcısıyla açtığımızı görebilirsiniz. Windows 7 profesyonel 64 bit işletim sistemimizdeki Mustafa kullanıcı hesabıyla açmış oldum. Tabii ki bu daha önceden yönetici olarak tanımlanmış bir kullanıcı. Fakat süper yöneticiyle biz şimdi yeni kullanıcılar ekleyeceğiz SQL Server sunucumuza. Şimdi arkadaşlar Microsoft SQL Server Management Studio'ya kontrol panel lerimizi açıp yani bilgisayarımızın denetim masasını açıp kullanıcı hesapları tanımlayacağız ve Windows'un içindeki kullanıcıları buraya ekleyeceğiz. Biz SQL Server Management Studio'ya iki yöntemle kullanıcı tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Windows'un içindeki kullanıcıları tanımlamak, bir diğeri de SQL Server sunucunun içine direkt olarak kendi içinde kullanıcı tanımlıyoruz. SQL Server kullanıcıları Security klasörünün altında Logins klasöründedir. Burada SA kullanıcısı, Windows 7 P64 Mustafa kullanıcısı, Windows 7 P64 Veli kullanıcısı yer almakta. SA kullanıcısı SQL Server Management Studio'nun kendi içinde tanımlanmış bir kullanıcı. Fakat buradaki Mustafa ve Veli kullanıcıları Windows kullanıcıları arkadaşlar. Windows'un içinde yer alan kullanıcıları buraya daha önceden eklemişler. Şimdi bizler de bunu yapalım. Önce Windows'un içinde eğer bilgisayarımızı kullanan birden fazla kişi olabilir. Biz bunun için o kişiler için arkadaşlar yeni kullanıcılar ekleyelim. Bunun için kullanıcı hesapları ekle veya kaldır seçeneğine tıklayıp buradaki kullanıcılara bakalım. Burada Mustafa kullanıcısı var. SQL Server sunucumuza ekli görünüyor. Veli kullanıcısı var. SQL Server sunucumuza ekli görülüyor. Bir de Mehmet kullanıcısı var. SQL Server sunucumuza arkadaşlar ekli görünüyor. Yeni hesaplar da oluşturabiliriz. Yeni hesap olarak buraya mesela Ahmet kullanıcısı olsun. Yönetici olarak tanımladım. Hesap oluştur dediğimde bir adet de arkadaşlar Ahmet kullanıcısı tanımlamış oldum. Evet. Şimdi bu kullanıcıları Ahmet veya Mehmet kullanıcılarından birini SQL Server sunucumuza ekleyelim. Bu ekleme işlemi şu olacak arkadaşlar. Windows kullanıcılarından birini SQL sunucumuza ekleme şeklinde. Evet, bunu ekleyelim arkadaşlar. Eklemek için şunu yapacağız. Security altındaki logins'in üzerinde sağ tuşla tıklayıp New Login dedikten sonra burada Windows Authentication mod seçili durumdayken Search'e tıklıyoruz. Search dedikten sonra arkadaşlar buradan gelişmişe tıklayıp Windows'daki kullanıcıları burada aratmak istiyorum. Şimdi bul düğmesine basarak buradan Windows'daki kullanıcıları görebiliyorsunuz. En son olarak Ahmet kullanıcısını Windows içindeki kullanıcı hesaplarına eklemiştik arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz. Şimdi bu Ahmet kullanıcısını ayrıca Windows Microsoft SQL Server Management Studio kullanıcıları arasına ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tamama basıyorum. Tamam dedim. Windows 7 P64 bilgisayarındaki Ahmet kullanıcısını OK'ye bastığımda buraya ekleyecektir. Tabii OK basmadan önce buradaki kısımları ekleyelim. İnceleyelim. Default Database.
Bu Ahmet kullanıcısı default database üzerinde yetkilendirilecektir. Eğer burada model, MSDB, TempDB gibi veri tabanları var. Bu veri tabanlarını da yetkilendirebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Veya daha önce kendinizin oluşturmuş olduğu bir veri tabanına kullanıcı olarak atayabilirsiniz. Şimdi ben Ahmet kullanıcısını ekleyeceğim. Fakat burada dil seçeneğimiz var. Bunu da açıklayalım. Türkçeyi seçelim. Biz Türkçe kullanıyoruz. Okey dediğimde Windows 7 P64 bilgisayarındaki Ahmet Microsoft SQL Server Management Studio'daki kullanıcılar kısmına eklenecektir. Okey dedim. Görüldüğü üzere Windows 7 P64 bilgisayarındaki Ahmet kullanıcısı artık SQL Server Management Studio içine eklenmiş durumda. Diğer bir kullanıcı ekleme ise Microsoft SQL Server Management Studio içinde bir kullanıcı hesabı yaratmak. Bunu da şu şekilde yapıyoruz yine. Sağ tuşa tıklıyoruz. New Login dedikten sonra bu sefer SQL Server Authentication modu seçerek buradan yine bir kullanıcı ismi belirliyoruz. Bunun için şöyle bir isim seçtim. Gizem olsun. Ve ona bir parola atıyorum. Evet. Parolamı atadıktan sonra alttaki seçenekleri sizler için açıklayalım. Enforced Password Policy arkadaşlar şifre ilkelerini aktif yapıyor. Eğer biz bunu kaldıracak olursak alttaki ilkeleri de iptal etmiş oluyoruz. Bunu aktif yaptığımızda burada arkadaşlar Enforced Password Exception seçeneği şifrenin hiçbir zaman sona ermemesi anlamına geliyor. Bir alttaki kısım ise User must change password at next login. Kullanıcı bir sonraki açılışta şifresini değiştirmeli şeklinde arkadaşlar bir uyarı çıkartıyor size ve şifresini değiştirmesini istiyor. Evet, Gizem kullanıcısı için yine master isimli varsayılan veri tabanı için seçim yetki verilmiş oluyor. Kullanıcı tanımlanmış oluyor. Buradan yine tekrar Türkçe seçeneğini seçerek SQL Server Management Studio içinde arkadaşlar kullanıcımızı tanımlayacağız ve buraya eklenecek. Okey dediğimde burada Gizem isimli kullanıcının tanımlandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi SA Mustafa kullanıcısıyla şu anda bağlıyız. Mustafa kullanıcısından arkadaşlar bağlantıyı kesiyorum. Sunucumla bağlantımı kesin. Tekrar açacağım. Bilgisayarımı bu sefer daha doğrusu Microsoft SQL Server Management Studio'yu bu sefer arkadaşlar SQL Server Authentication modda açıp Gizem kullanıcısıyla açmayı deneyeceğim. Evet, Gizem kullanıcısıyla açacağım. Buradan da onun parolasını yazıyorum. Connect dediğimde hemen Gizem kullanıcısı için yeni bir parola oluşturmamızı burada söylüyor. Kısa parola yazıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Okey dedim. Okey dediğimde artık Gizem kullanıcısıyla arkadaşlar SQL sunucumuza bağlanmış olduk. Tabii ki burada Gizem kullanıcısı database klasörün içinde, sistem database'leri içinde sadece master database'ine erişebilir. Ve tabii ki birçok yetkiyi biz tanımlamadığımız için yapabilecekleri sınırlıdır arkadaşlar. Şimdi bir de Windows kullanıcılarından Mehmet kullanıcısını hangi kullanıcı eklemiştik arkadaşlar ona bakalım. Buradan göremeyiz tabii ki. Gizem kullanıcısındayken sadece süper administratör kullanıcısını görebiliyoruz. Diğer kullanıcıyı göremiyoruz. Bağlantımı kesip tekrar bağlanacağım. Bu sefer farklı bir kullanıcı kullanmak istiyorum. Windows hesaplarından arkadaşlar evet Ahmet isimli kullanıcıyı tanımlamıştık en son. Bununla giriş yapmak istiyorum. Bunun için tekrar nasıl yapacağız bakalım. Şöyle deneyelim. Windows Authentication mod diyorum. Burada seçime izin vermiyor arkadaşlar. Ahmet isimli kullanıcıyla giriş yapabilmek istiyorsak biz oturumumuzu kapatıp Windows'un oturumunu kapatıp Ahmet kullanıcısıyla Windows'umuzu açmış olmamız gerekiyor. A ortamında da bu şekilde Ahmet kullanıcısı A ortamında Windows'da oturum açmış olması gerekiyor ve bu şekilde
Windows Server 2008'e bağlanabilir arkadaşlar. Evet, buradan SQL Server Compact seçeneği var. Bunu bakalım neler var burada. Evet, SQL Server Compact iptal ediyorum. Database Engine'e tekrar geri döndüm. Evet, yine burada SA kullanıcısıyla bağlantı gerçekleştireceğim. 1, 2 diyorum. Ve buradan kullanıcılarımızı tekrar görelim. Evet, burada Ahmet, Mustafa, Veli olmak üzere 3 tane Windows kullanıcısı var. Bu kullanıcılar arkadaşlar öncelikle Windows'ta kendi oturumlarında oturum açmalılar. Ve bu durumda ancak ve ancak SQL Server Management Studio'ya bağlanabilirler. Bu durumu size gösterebilmek için Windows oturumunu kapatıp başka bir kullanıcıyla, mesela Ahmet kullanıcısıyla açıp SQL Server Management Studio'ya bağlanmaya çalışacağız. Şimdi SQL Server Management Studio'mu kapatıyorum. Kapattıktan sonra hemen oturumumu da kapatmak istiyorum. Buradan oturumu kapatıyorum. Ahmet kullanıcısıyla SQL Server Management Studio'ya bağlanmak istiyorum. Bunun için masa üstünüz hazırlanıyor diyor. Çünkü ilk defa oturum açıyor. Evet. Burada tabii ki SQL Server Management Studio'nun herhangi bir simgesi yer almıyor. Yine görev çubuğunda da herhangi bir simge yer almıyor. Bunun için başta tüm programlar SQL Server 2008 R2 kısmına gelip SQL Server Management Studio'muzu çalıştırıyoruz. Bu durumdayken bakalım bağlantımızı gerçekleştirebilecek miyiz? Şu anda arkadaşlar biz Ahmet kullanıcısıyla oturum açtık ve Ahmet kullanıcısı burada görünüyor. Aynı şekilde burada da göründüğünü görebilirsiniz. Evet, bu durumdayken Connect dediğimde Ahmet kullanıcısıyla oturumumuzu açmış olduk. Buradan kullanıcılarımıza tekrar göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Ahmet kullanıcısı ve Süper Administrator kullanıcı görünüyor. Ahmet kullanıcısıyla oturumumuzu açtığımızda diğer kullanıcıları göremiyoruz. Diğer kullanıcıları görebilmemiz için Ahmet kullanıcısının yetkilerinin artırılmış olması gerekiyordu. Ahmet kullanıcısı sadece erişebileceği yer sistem database'in içinde master veri tabanıdır. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar bağlantımızı keselim. Burada sadece ve sadece Ahmet kullanıcısı veya SQL Server Authentication modda SA kullanıcısıyla bağlantı gerçekleştirebiliriz. Evet. Şimdi tekrar kullanıcı hesaplarımıza bakalım. Evet, görüldüğü üzere SA kullanıcısı süper yöneticiydi. Süper yöneticiyle bağlandığımızda bütün kullanıcıları görebilmekteyiz arkadaşlar. Şimdi süper yöneticiyle açtığımız için burada istediğimiz bir kullanıcıya çeşitli yetkiler verebiliriz. Bu yetkiler konusunu bir sonraki videoda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şu anda kullanıcı tanımlama dersimiz sona ermiştir.